Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarına Güne Bakış programına hoş geldiniz. İki canlı yayın konuğumuz var. İki mahkum annesi Necla Tuncer ve Gönül Öncü bizimle birlikte. Necla Hanım, Gönül Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Arkadaşlar benim kulağıma gelen seste cızırtı var. Onu düzeltebilir miyiz? Ben sesi duyayım. Tamam, oradan Ben de yayınız. mağdur aileler adına size ve kanalınıza çok teşekkür ederim. Necla Hanım, önce sizi tanıyarak başlayalım. Kendinizi kısaca bir tanıtabilir misiniz? Sonra Gönül Hanım'dan aynı şeyi isteyeceğim. Ben Necla Tuncer ev Hanım'ım. hanımıyım. İki tane çocuğum var. Öyle. Ankara'da yaşıyorsunuz galiba. Yaşıyoruz. Evet. Gönül Hanım, sizi de tanıyalım kısaca. Ben Gönül Öncü, 62 yaşındayım. Tek bir oğlum var. Evet. Zonguldak'ta ikamet ediyorum. Peki. Şimdi Necla Hanım'a ben döneyim tekrar. Necla Hanım, siz bir mahkum annesiniz. Aslında mahkum annesi demek belki size gücünüze de gidiyor olabilir ama şu an mahkum annesiniz. Nedir, ne yaşadınız? Bunu kısaca bir anlatabilir misiniz? Evet, mahkum annesi demek gücümüze gidiyor. Çok da üzüldük bu cümleye. Evet. Mahkum diyelim de mağdur annesi diyelim. Mehmet Bey, öncelikle dediğim gibi 54 tane gencimizin adına, aileler adına size sonsuz teşekkür ederiz bizi bu yayına kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Bizi kimse kabul etmedi. Buradan Fatih Portakal'a da sevgiler gönderiyorum. Olsaydı kesin konuştururdu bizi herhalde. Neden korkuyorlar anlamıyorum. Korkacak bir şey yok. Alnımız açık, yüzümüz ak. Allah'a şükürler olsun. Ne kadar mahkum olsa da çocuklarımız, suçsuz olduklarından eminiz. 54 tane, sadece benim oğlum adına değil, 54 tane çocukların vekil olarak konuşuyoruz şu an. Çocuklarımızın suçu yok. Yok yani. Çocuklarımızı Temmuz günü komutanları IŞİD saldırı yaptı, terör saldırısı var, polise desteğe gidiyoruz diye emredip götürüyorlar. Bunlar sözleşmeli er. Evet. Yapanlar biliyordur yani sözleşmede erin bir yetkisinin olmadığını ve komutanın emrine uyacağını. Yetkililer de biliyordur bunu. Askerlik yapanlar da biliyordur. Çocuklarımızı o şekilde götürdüler. Emri verip götüren komutan hala görevine devam ediyor. Maalesef bu 54 tane çocuğu 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdılar. Elbette vardır hani suçu olan ama devlet yetkililerinden ricamız bu suçluyu suçsuzu ayırt etsinler. Evet. Necla Hanım, siz de bahsettiniz. Ben yayının başında bunu bir açıklama getireyim. Hani dediniz ya kimse bizim sesimizi duymuyor, yayına almıyor, etmiyor falan. Bu bir lütuf değil. Yani ben burada diğer mahkum yakınlarıyla sıkça yayınlar yapıyorum. Özellikle Adil Yaşam Derneği diye bir dernek var. Onların öncülüğünde yürütülen bir genel af talebi var. Onunla ilgili ben ara ara yayınlar yapıyorum. Son 2 haftadır yayın yapamıyordum. Bir sağlık sorunu yaşadım. Yeni atlattım onu. Çok şükür. Yani sizin sesinizi duymak bizim işimiz zaten. Biz bir sesi duymak ve o sesi aktarmak bizim görevimiz. Ben yayının başında şunu ifade edeyim. Siz zaten mahkum annesi ifadesi bile sizin gücünüze gidiyor. Hele hele bu çocuklarınıza hain damgası vurulması size daha çok acı veriyor. Ben bunu biliyorum. Burada bir yargılama süreci olmuş. Eğer bir adil yargılama olmadıysa, yani mahkeme kararları Türkiye'de eleştirilebilir. Bunda bir şey yok. Bu hassas bir konu olduğu için ben sizin de, sizin evlatlarınızın da o gece hainlik yapmadığını, aksine ülke için, ülkeye hainlik yapan bu terör örgütüne karşı belki kendi şehirlerinizde canla başla mücadele ettiğinizi de bildiğim ve inandığım için size bu fırsatı verdim. Yani burada çekinecek, bizim devletimiz. Bu Evet. devlete kim silah uzatmışsa biz onun karşısında oluruz, siz de olursunuz. Ben bu anlayışta olduğunuz için size bir söz hakkını tanıdım.
İstanbul'da yaşanıyor olay değil mi? Evet, İstanbul Hava Harp Okulu'nda sözleşmeli er olarak görev yapıyordu çocuklarımız. Evet. Öyle oldu maalesef. Yani emredip götüren komutan gözaltına alınmıyor. Yani o bizi mahvediyor yani. Bu çocuklar emir kulu. Mehmet Bey. Onları oraya götüren komutanları herhangi bir cezaya maruz kalmadı mı? Maalesef astsubay göreve devam ediyor henüz. Anladım. Yani orada yani, da bir çelişki var. Eğer bu çocuklar bir kalkışmanın içinde yer aldığı iddiasıyla şu an haklarında bir mahkumiyet kararı veriliyorsa onları oraya götüren komutanların onlardan önce mahkum edilmesi lazım. Yani bizi de zaten üzen bu. Bizim çocuklarımız vatanı sevmeseydi bu göreve başlamazlardı yani. Vatanı milleti seven bir çocuklar. Evet. Şu an hukuki süreç nedir tam olarak? Ne yaşandı? Yani hukuki durum nedir? Son aşama nedir? Son aşama 6 yıldır mücadele ediyoruz. 3 yıl önce 10 yıl 6 ay hapis cezası kararı. 12 yıl 6 ay evet hapis cezası verildi çocuklara. Tutuksuz. Fakat olmadı. 3 yıl sonra da karar onaylandı. Yani biz beraat bekliyorduk tabii ki. Çocuklarımızın mağdur olduğunu biliyoruz, suçlarının olmadığını biliyoruz. Biz beraat beklerken hiçbir savunmasız bu çocuklara bu karar verildi. Avukatlarımız, Mehmet Bey çok zor şartlarda biz avukatlara para ödüyoruz. Evet. Ve avukatlar savunma yapmadan, mahkemeye girmeden böyle bir karar alındı. Tabii ki bu bizi çok üzdü. Çocuklarımızın psikolojisi bozuldu, bizim psikolojimiz bozuldu. Yani hiç kolay bir şey yaşamıyoruz. Hiç suçu günah olmadı çocuklar. Bütün hakları elinden alındı çocuklarımızın. Kendi mücadeleleriyle bir iş kurmaya çalıştılar. Yani sınavlara giremiyorlar. Evli olanlar var. 2 hafta önce kızımızın biri doğum yaptı. 2 tane çocuğu olan var. Salonu tutuldu. Düğün yapılacak gençlerimiz var. Bu bekarlarımız ne zaman evlenecek? Yani o kadar zor bir süreç yaşıyoruz ki. Yani neden yaşıyoruz bunları? Bu dosyalar neden incelenmiyor? Basit mi bu kadar insanların hayatı yani bu gençlerin hayatı? Şu an Yargıtay aşaması da mı bitti dava sürecinin? Evet, şu an avukatlarımız Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz, bir de Anayasa Mahkemesi'ne itiraz verildi. Evet. Oradan bir hayırlı sonuç bekliyoruz. Vicdanları, merhametleri varsa bu dosyayı tekrar gözden geçirsinler. Suçluyu suçsuz ayırt etsinler diye yetkililerimizden rica ediyoruz. Peki. Ben biraz da Gönül Hanım'a döneyim. Gönül Hanım, sizden de neler yaşadığınızı, neler hissettiğinizi, bu dava süreciyle ilgili varsa söylemek istediklerinizi dinlemek isterim. Vallahi hayatımda unutmak istediğim tarih 15 Temmuz'dur. Bunu baştan söyleyeyim. 16'sında İstanbul'daydım. Ben 4 gün çocuğumu aradım İstanbul'da. Canlı olduğunu biliyordum ama nerede olduğunu bilmiyordum. 4. günü polislerden gelen telefonla mahkemeleri olacağı söylendi. Çağlayan Mahkemesi'ne sabah gittik. Ertesi gün sabah çıktık ve çocuklarımız tutuklandı. 21 gün benim oğlum Silivri'de yattı. 21 gün sonra işine geri döndü ve devam etti. Bu süreç içinde birkaç mahkemesi oldu Silivri'de. En az 3 tane mahkemesine gidebildim. Dinledim. Çocukları da dinledim. Müdaim avukatları da dinledim. Bizim çocuklarımız tutuksuz yargılanıyordu. Tutuklu olanlar vardı. Benim oğlumun grubunda 30 kişi, bunları götüren albaydır. Albay şu an müebbet hapis yedi sadece. Ama bizim çocuklarımız havalimanına getirildiklerinde benim oğlumu pasaport bölümüne vermiş. Orada üstüne halk gelince geriye kaçtık. Anne dedi. Ne silah kullandılar, ne kimseyi rehin aldılar. Polis abilerimizin söylediği şekilde abi biz size desteğe geldik, halka desteğe geldik dediler, demişler. Ve polis memurları da demiş, biz şimdi 2 kişiyiz, siz kalabalıksınız. Sakin bir yerde durun,
takviye ekip geldiğinde sizin silahlarınızı teslim alacağız demişler. Ve çocukları makine olan, otomatik çay makineleri olan yere sıkıştırmış halk bu şekilde. Ve bu arada da yediği dayak da cabası çocuklarımızın hepsinin. Evet. Bu şekilde sabaha karşı da polisler geldiklerinde saat kaç bilmiyorum. Tabii kamera kayıtlarında bellidir bunlar. Delil dosyalarında da mutlaka vardı. Polisler teslim almaya geldiğinde albayı silahlarınızı teslim etmek yok demiş ve bizim çocuklarımız biz onun emrini dinlemiyoruz, biz teslim oluyoruz. Bu kadar basit yani benim de diğer arkadaşlarımın hepsinin hiçbirinin silahı temiz, telefon temiz, hiçbir yere kayıtları yok, hiçbir şeyleri yok ama yargısız infaz gibi 12 sene 6 ay ceza verdiler bizim çocuklarımıza. Yazık, günah değil mi ya? Gönül Hanım, ben şunu anladım. Sizin anlattığınızdan önce ilk olay olduğunda tutuklanıyor çocuklar, sonra tekrar görevlerine devam ediyorları anladım. İade ediliyor ve bu 3 sene zarfında çocuklar görevlerini tamamlıyorlar. 3. sınıfını bitiriyorlar ki benim oğlum çok istiyordu askeriyede kalmak. Çok seviyordu. İsteyerek gitti. Liseyi bitirdiği zaman da sınavlara girdi, kazanamamıştı. Buna nasip oldu. Bu şekilde devam etti. Sınavlara girecekti, uzmanlık alırım dediydi. Sonra sınava girerim anne, astsubay olurum diyordu. Yapamazsam 7 sene sonra hani bırakırım, bir memuriyete geçerim diye. Ama hani ilk hedefi askeriyede kalmaktı. Bu olayın tersi olmuş olsaydı Mehmet Bey, farz edin ki halk değil de teröristler gelseydi benim bugün oğlum şehit olacaktı. Ben şehit annesi olarak gurur duyacaktım oğlumla. Cumhurbaşkanımıza yalvarıyorum. 15 Temmuz'dan sonra ne söyledi? Erlerin, sözleşmelerlerin, diğerlerlerin hiçbir suçu yok dediler. Evet. Bizim çocuklarımızı oraya getiren albay bile ifadesinde var, mahkemesinde de var, dosyada da var. Çocukların hiçbir suçu yok. Bunları ben getirdim diye. Bizim çocuklarımız teslim olmuş, silah kullanmamış, kimseyi rehin almamış, polislere zorluk çıkartmamış. Polislerin söylediği şekilde teslim olmuşlar. Peki ne yapabileceklerdi yani çocuklar? Siz de askerliğinizi yaptınız Mehmet Bey. Yani mahkeme, gittiğim mahkemelerde müdaim avukatlar soruyor askere. Sen nasıl sorgulamadın, emiri niye sorgulamadın diye. Ya bir er, bir albaya bu ya. O bölüğün komutanı, en yüksek rütbeli kişi. Bir albaya nasıl söyleyecek, beni nereye götürüyorsun diyor. Var mı böyle bir şey askerlikte Mehmet Bey? Çocukları ne diye götürüyorlar havaalanına? Terörist olma, terör var, canlı bomba diye. Çünkü 15 gün önce de orada canlı bomba patlamış. Evet. Çünkü Atatürk Havalimanı'yla çocuklarımızın askerlik birliği bir tel ayırıyor. Evet. Bir kesikle giriyorlar yani. O şekilde havalanına giriyorlar çocuklar. Anladım. Necla Hanım, sizin çocuğunuz o gece yaşadıklarını nasıl anlatıyor? Yani var mı böyle anlatabileceğiniz o gün yaşadıklarına dair? Ben şunu biliyorum. Devam edebilir miyim Mehmet Bey? Tabii buyurun Necla Hanım, buyurun. Benim çocuğum iklimlendirme ve soğutma bölümü mezunu. Hava Harp Okulu'nun aşağıda Teğmen Okulu var ya, Harp evet. Okulu'nun olduğu yerde çimleri sulayan, kazana bakan, gece nöbetinde kalan bir çocuğum. Benim çocuğum gece nöbetine giderken durduruluyor. Hatta albayım diyor, benim diyor görevim var diyor. Aşağıya inmem lazım diyor. Hayır diyor. Hepiniz toplanacaksınız diyor. Bu şekilde yani. Ve o şekilde bizi diyor getirdi anne diyor. Biz diyor hani terör olayı var diye diyor, biz diyor canla başla gittik oraya diyor. Hatta diyor
kameralarda belli yani, biz seyrettik, çocuklar, halk bir aradalar yani. Halkların birden üstüne gelmesiyle çocuklar panik yapıyor. Ne olduğunu şaşırıyor ki. Polisler ondan sonra çocuklara söylüyorlar. Hani olay böyle böyle çocuklar. Sizi bir kenara alalım ve dinleyin. Silahlarınızı da şey yapmayın. Zaten belki görürsünüz, ne kep var başlarında ne miğfer var. Yani çocuklarımızı apar topar kimini uykudan kaldırıyorlar. Kimini yatarken kaldırıyorlar. İşte kimi dolaşırken, bir tek kulelerdeki nöbetçiler kalıyor. Bir de izinde olan çocuklar. Diğerlerini topluyorlar işte. Albay 30 tanesini topluyor. Diğer astsubay 30 tanesini topluyor. Bu şekilde getiriyorlar çocuklarımızı. Peki. Necan Hanım, ben size de sorayım. Yani o geceye dair sizin çocuğunuz ne anlatıyor? Ben konuyu hatırladığım kadarıyla bir IŞİD saldırısı var diyor. Az önce Gönül Hanım da bahsetti, bir terör saldırısı var diye. Ve gittiklerinde kandırıldıklarını, bir hain, bir girişimin aleti edilmeye çalışıldıklarını fark ettiklerinde de polislere biz burayı zorla getirildik. Yani böyle bu iş için gelmedik. Bir terör saldırısını önlemek adına getirildik diye bir şeyler var ve teslim olmak istiyorlar. Az önce Gönül Hanım da anlattı, silahlarını vermek istiyorlar. Nedir o geceye dair sizin anlatmak istediğiniz? Çocuğumun anlattığı da, benim çocuğum da orada jeneratörcüydü Mehmet Bey. Jeneratör kısmını yapmış, akşama kadar çocuk çalışmış. Sonra akşam saatlerinde odalarına çekilmişler istirahat için. Bazı aileler ortalık karıştıktan sonra merak edip çocuklarını arıyorlar. Çocuklar demiş televizyonda bir izleyelim, bir şey yok yani orada duydukları, gördükleri. Televizyonu izlemek istiyorlar. Kazinoya gitmiş çocuklar. Komutan gelmiş, televizyonun fişini çekmiş. Çocukların telefonlarını toplamış. Odanıza gidin. Odalarına gittikten 10 dakika sonra da gelmiş. Hazırlanın, saldırı var, terör saldırısı. Gidiyoruz diyerek çocukları doldurmuşlar arabaya. Götürmüşler havalimanına. Çocuklar ne için gittiğini, nereye gittiklerini bile bilmiyorlar. Oraya gittiklerinde de halk bir taraftan saldırıyor. Çocuklar neye uğradığını şaşırıyorlar yani. O şekilde anlattı. Orada silahlarını teslim etmek istiyorlar polislere. Polisler diyor ki şu an ortalık karışık galiba. Öyle bir şey diyorlar. Yani sonra şu an aslında o curcunada kimin ne olduğu da belli değil. Karşıdaki polis de hainlerin içinde mi değil mi? Çünkü çok karmaşık bir geceydi o gece. İşin galiba o tişörtler neden geldi oraya? Çocuklarımızın kıyafetlerini çıkarıp hepsine bir tişört dağıtıyorlar, çocukların üstünü başını. Polis teslim alıyor silahlarını falan. Çok karışık şeyler var. Yani çocukların tabii söylemediği şeyler de var bize. Sonra Gönül Hanım'ın dediği gibi çocuklarımızı bulamadık. 4 gün emniyetleri aradık. En son mahkemeye çıkacakları gün haberimiz oldu. Sonra da ifadelerinden sonra aldılar çocukları. Silivri'de kaldılar 20 gün. İfadelerinden sonra tekrar bıraktılar. Görevlerine devam ettiler. Bu süreçte mahkemeleri devam etti. Evet. 3 yıl sonra cezaya kararı verildi. 6. yıl sonunda da maalesef böyle bir karar alındı. Sizin çocuklarda baylok var mı? Hayır. Hayır. Yani bu, çünkü o güne dair kademeli şeyler var. Yani bayloktur, işte ankesörlü telefondan aramalardır falan. Yani delil olarak ne var bu çocuklara verilen cezanın delili ne? Sadece bunların suçu havalanında olması, hani avukatlarımızın demesine göre geç teslim oldular diyorlar. Geç teslim olmalarının sebebi de iki tane polis 60 kişinin silahını teslim alamadığı için takviye ekip gelecek diyor. O şekilde alacağız diyor. Ve bunları hosteslerin giyinme odasına koyuyorlar hepsini. Ve oraya gelip silahlar ve telefonlar teslim alınıyor. Mehmet Bey, gerekçeli karar da bu şekilde yani. Silahlarını geç teslim ettiler. Herhangi bir şey yok başka. Başka silahlar... bir fiilleri yok. Yani... Hayır. İki tane polisimizin de Allah razı olsun onlardan, hem çocuklarımızı uyarmışlar ve onların da ifadeleri var. Ve polisler çocukları alırken gözyaşına boğulmuş yani.
Peki sizin şu aşamada yargı aşaması devam ediyor aslında, tam bitmemiş. En azından bir başsavcılığa itiraz var verilen hükümle ilgili. Bunun ötesinde de Anayasa Mahkemesi süreci var. Bu 54 sözleşmeli er ailesi toplu olarak mı hareket ediyorsunuz? Nasıl bir mücadele veriyorsunuz? Nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Evet, hepimiz mücadele ediyoruz Mehmet Bey. Gerekli yerlere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yani evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza inşallah bu yayını bilmiyorum bir şekilde duyar. Diyor ya hani Sayın Cumhurbaşkanımız ben kandırıldım diye. Siz yani Türkiye'yi yöneten kocaman bir cumhurbaşkanı olarak kandırılabiliyorsanız bu çocuklar da kandırıldı. Bu çocuklar havalimanına terör saldırısı var diye götürüldü. Emre itaat ettiler. Yani bir el atsınlar. Yani gerçekten bu dosyaların incelenmesi, yani bu çocuklar neden savunması olmadı? Basit mi bu kadar? Yani bu kürsüye oturmak için bu hakimler, savcılar yemin etmedi mi? Vicdanları rahat mı? Bu kararı veren hakim, savcı, her kimse, yani vicdanı rahat mı diyorum? Yani başını yastığa koyduğu zaman rahat uyuyabiliyor mu? 54 tane gencimizi ateşe attılar. İçinden çıkamıyoruz yani. Peki. Böyle karar bu kadar basit olmamalı. Aslında bugün yayınımıza sizinle birlikte Burdur'dan Yaşar Hanım da katılacaktı. Yaşar Hanım bir kanser tedavisi görüyormuş, sağlık sorunları yaşıyor. İzliyorsa bize ona da selam olsun. Diğer aynı sizin kitledeki annelere, eşlere de selam olsun. Özge Hanım var Ankara'dan, onunla da biz ara ara konuştuk bu meseleyi. Hassas bir konu. Herkesin kaçınması normal görüyorum ben biraz ama... Ya bu bizim bunu sizinle konuşuyor olmamız insani bir durum. Yani diğer mesela uyuşturucudan yargılananlar ya da cinsel suçlardan, diğer davalardan yargılanan, adil yargılanmayan, mahkumiyet almış birçok insan var ülkemizde. Siz de bu alandaki adil yargılanmayan gençlerin annelerisiniz şu an. Sizinle sohbet ediyoruz. Ben şeyi de sorayım Necla Hanım. Sizin oğlunuzun gerçekten bu hain örgütün içinde olduğunu görseniz, buna kanaat getirseniz ne düşünürsünüz? Yani siz oğlunuzdan eminsiniz, Gönül Hanım da emin, ben onu görüyorum. Eğer sizin oğlunuz gerçekten bu hainlerin içinden birisi olsaydı, kandırılmış değil de gerçekten onlarla eylem birliği içinde hareket etmiş olsaydı, tavrınız ne olurdu? Cezasını çekmesini isterdim Mehmet Bey. Yani kendi ellerinizle teslim ederdiniz değil mi? Evet. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Evet. Çocuğum da vatanını seviyor. Biz de. Şu yaşımda beni asker ol desinler, seve seve giderim. Vatan için canım, canla başla çalışırım. Evet. Yani benim çocuğumdan kesinlikle şüphem yok. Suçluyu suçlu ayırt etsinler yani. Evet. Gönül Hanım, aynı soruyu size de sormuş olayım. Polisimizin içinde, askerin içinde. Yani elbette vardır. Bilmiyoruz. Allah biliyor. Olabilir. Bunu ayırt etmek yetkililerin görevi. Ayırt etsinler. Evet. Suçsuz olanları da yakmasınlar. Asla, ama öyle bir şey olmuş olsaydı ben ellerimle onun cezasını verirdim. Evet. Ben çünkü onu öyle yetiştirmedim. Başı dik, alnı açık, hiçbir suçu yok. Beraatını istiyoruz. Mehmet Bey, başkanı istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da sağduyusuna güveniyorum. Ve bizi duyacak. Gerekirse bizi de alsın, bizi dinlesin. Deliller var, şunlar var, bunlar var. Artık biz yorulduk ya. 6 senedir ben... Bir halime bakın. 6 seneki önceki halimle şimdiki halimde eser yok. Çocuğum da aynı şekilde. Ben niye bu yaştan sonra ben çocuğumu evlendireyim, torun sahibi olmak istiyorum ya. Beraat istiyoruz Mehmet Bey, beraat. Aslında benim bu yayını sizlerle yapmamdaki temel sebeplerden birisi de şu. Bu hain örgütün sadece ülkemize değil, işte ülkemizin içinde nice ailelere nasıl yaralar açtığını, nasıl böyle darbeler vurduğunu da kamuoyu bilsin istedim.
Yani sesi duyulmayan, bilinmeyen o kadar insanlar var ki bu örgütün içinde olup da belki hala kamuda görev yapan birçok görevli var. Evet, kripto dedikleri ama bu ülkenin yiğit çocukları, yani ülke için seve seve askere gitmiş gençlerimiz ve onların anneleri, aileleri, eşleri, çocukları bugün bir dram yaşıyor. Yani bu dramı da yargının kararına saygımız var ama eleştirebiliriz. Yargı süreci bitmemiş. İnşallah Anayasa Mahkemesi bu davayı, dosyayı incelediğinde yeniden yargılanmasına karar verir inşallah bu gençlerimizin. Ben sizin bu yaşanan sürece rağmen ülke sevginizden, vatan, millet sevginizden asla bir şey kaybetmediğinizden eminim. Çocuklarınızdan da eminim. Yani tamam, hainler haindir. Haini ne yapsanız düzeltemezsiniz. Onun hainliği devam eder. Ama bu çocukların hain olmadığına ben adım gibi eminim. Çünkü yaptığım, diyeceksiniz ki dosyaya mı baktınız? Ben dosyadan da birkaç şey gördüm. Sizin de anlattığınız gibi özeti, o gün sadece silahlarını geç teslim etmeleri gerekçe. Ama onun gerekçesi de onlardan kaynaklanmıyor. Çünkü orada bir curcuna yaşanıyor. Deliller var, kameralar var yani. Evet. Polisin ifadesi var. Necla Hanım, bu başınıza gelen hadise nedeniyle sizin dediniz ya başımız öne eğildi. Başınız gerçekten yani öne eğecek bir durum da yok aslında. Etrafınız, akrabalar, komşular falan bu duruma nasıl yaklaşıyorlar? Onların hem aile olarak sizlerle hem de bu şeye maruz kalmış çocuklarınızla ilgili tereddütleri, şüpheleri var mı? Yani tanıyanlar kesinlikle inanmıyor tabii ki böyle bir duruma Mehmet Bey. Evet. Ama dışarıya da derdini anlatamıyorsun yani. Üzücü bir durum. Çok üzücü bir durum. Her şekilde kötü şeyler yaşıyoruz. Çocuğun arkadaşları gelmişti işte Ankara'yı gezdir bize diye. Bir olay yani beni çok incitti. Çocuk Atatürk Müzesi'ne götürmüştüm. Kimlik kontrolünde çocuğumu oraya almadılar. Yani bir genç olarak arkadaşlarının yanında onun mahcubiyeti, üzülmesi, vatan hainiyle yargılanması. Yani çocuklarımız da mahvetti. Bizi de mahvediyor. Yani evet. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Gerçekten Güneydoğu'daki annelerin yanında olduğu gibi bizim de yanımızda olsunlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Hakkımızı aramak zorundayız. Çocuklarımızı savunuyoruz. Suçu olanları alsınlar içeri. Suçsuz olanlar da lütfen artık bu işkence bitsin diyoruz yani. Bu zulüm bitsin. Gerçekten perişanız. Yani suç olmayan insana bu kadar zulüm çok fazla. Aslında bu çocuklar da bir terör örgütünün mağduru. O terör örgütünün içinde değiller. Tam aksine o örgütün mağduru olmuşlar. Yargı aşamasında da adil bir yargılanma yapılmadığını söylüyorsunuz sizler. Peki avukatlarınız ne diyor? Son süreci ne diyorlar? Avukatlar nasıl bir yorum yapıyorlar? Avukatlarımız da şok oldu Mehmet Bey. Avukatlarımız dosyaları inceledi. Yani mahkemeye girme bekliyorlardı. Mahkeme tarihi bekliyorlardı. Avukatlarımız mahkeme günü belirlenmeden, savunma yapmadan bu karar verildi yani. Avukatlarımız da şaşırdı. Yani kesinlikle bu çocukların bu cezayı hak etmediğini söylüyorlar. Dosyalar inceleniyor, ifadeler okundu. Karar veren neye dayanarak verdi bu kararı bilmiyoruz. Ama avukatlarımız şaşkınlık içerisinde. Yani kesinlikle böyle bir şey olmamalı diyor avukatlarımız. Bu dava toplu halde mi görülüyor yoksa bireysel mi? Ayrı ayrı mı? Her kişi için ayrı mı? Toplu bir dava mı? Dava evet. O halde belki içinde yani gerçekten örgüt bu 54 sözleşmeleri erin içinde 5-10 tane örgütle bağı olan, bağlantısı olan kişiler de olabilir. Bu benim şahsi yorumum. Belki hani kurunun Mehmet, yanında yaşla yanması gibi bir durum da olabilir mi? Yani Allah bilir. Bilmiyoruz ki nasıl günahını alabiliriz. Ama bir çocuğumdan ben adım gibi eminim yani. Zannetmiyorum sözleşmeli erinde. Bunu artık ayırt etmek yetkililerin elinde. Mehmet Bey. Buyurun Gönül Hanım. 15 Temmuz'da içeri girdiklerinde çıkmayanlar da var. Ama bizim evet. Çocuklarımız, benim çocuğum 21 gün sonra görevine devam etti. Öyle bir şey olsaydı zaten telefon temiz,
demin anlattığım gibi. Silahlar balistikten geldi temiz. Hiçbir yere kaydı yok. Yani FETÖ'yle ilgili yok zaten. Ne dershane, ne banka, ne dolar. Yani hiçbir şey yok. Evet. Çocuğumun ve çocuklarımızın aldığı ceza geç teslim olmaları, Atatürk Havalimanı'nda olmaları. Evet. Çocuk keyfinden oraya gitmedi. Çocukları getirdiler oraya. Yani keşke birisi Ömer Halis Demir gibi çıkıp o albayı orada vursaymıştı. Bunları yaşamasaydınız. Evet, keşke öyle olsaymış. Yani birlikten çıkarken, bırakın havaalanına gitmeyi, birlikten çıkmadan vursaymıştı o albayı. Zaten 60 tane asker bir albayı tutamaz mı? Tutarlardı. Evet. Ama ne olduğunu bilmiyorlar. Vatanı kurtarmak için gittiklerini zannediyorlar. Teröristler için gidiyor. Halka yardıma gidiyor. Emniyet güçlerine yardıma gidiyor. Yani bu şekilde olayın farkına vardıkları anda zaten teslim oluyorlar çocuklarımızın ya. Evet. Duruş, albayı da dinlemiyorlar. Ve teslim oluyorlar yani. Peki hiçbir mahkemeye avukatlarımız giremedi. Duruşma yapılmadan mı? Yani yapılmadan oldu. Hep dosya üzerinden görüldü dava o zaman. Evet. Peki. Aslında bu da adil yargılanmamanın bir gerekçesi. Yani tarafları dinlememek sadece Aynen. Şunu söyleyebilirim Mehmet Bey. İlk mahkememiz bizim 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ydi. Karar zaten oradan çıktı. Evet. Ama bize hiçbir çağrı gelmedi. Hani mahkemeye katılın diye. Çünkü avukat tutmamıştık. Avukat tutmasak bile barodan avukat vermeleri gerekiyordu. Çocukları istemedi. Hani biz kendimizi savunuruz diye. Ama bize hiçbir mahkeme talebi, hiçbir şey gelmedi. Peki. Biz cezayı aldıktan sonra avukat tuttuk. Peki. Ve 3 sene tutuksuz yargılama, 12 sene 6 aya tutuksuz yargılama verdi hakim. Peki. Gönül Hanım, süremin... Sonra da cezayı iki mahkeme hem istinaf hem Yargıtay onadı ve tutuklama kararları çıktı. Bu nasıl oluyor biz anlamadık gitti. Sen 3 sene önce serbest bırakıyorsun, tutuksuz yargılıyorsun çocuklarımızı. Ve görevlerine devam ediyorlar. Oluyorsun. Onaylıyorsun yani. Bu çocuklar görevlerine devam ediyor. Silah kullanmaya devam ediyor değil mi? Bir 3 yıl boyunca. Evet, aynen. Vatanı koruyorlar. Evet. Çocuklarımız avukat bile istemedi Mehmet Bey. Biz kendimizi savunuruz dediler. Bizim suçumuz yok. Biz avukat tutarsak suçlu muyuz? Benim oğlum şahsen öyle dedi. Anne dedi, ben dedi suçlu muyum ki dedi avukat tutayım dedi. Ben kendimi savunurum dedi. İfadelerinde de belli. Ve tutmadık. Ama biz mahkemeye çağrılmadık. Peki. CMK'dan bir avukat bağlanmadı yani. Peki. 34. Ağır Ceza 12 sene 6 ayı verdi. Ama içeri almadılar. Dışarıdan görülecek dendi. 3 sene, bu 3 sene zarfında çocuğum zaten psikolojisi bozuktu. Bir işe girdi, halasının yanında çalışmaya başladı. Evlenecekti, kız arkadaşından ayrıldı. Yani bu şekilde psikolojisi bozuk. Bizim zaten öyle. O Silivri'de yattığı 21 gün içinde, eğer anne ben çıkmasaydım orada kendimi asacaktım dedi bana. Bu ne demek biliyor musun? Benim bir tek evladım var, tek. Kutsuzum anne dedi. Gece yattığım zaman dedi, yatağımda dedi düşünüyorum ben ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım dedi bana bir çocuğum. Gururu incindiği için mi kendini asacaktı? Aynen öyle. Öyle dedi. Peki Gönül Hanım, ben süremin sonuna geldim. Önce sizden, size devam edelim. Son olarak yani ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Şimdi Cumhurbaşkanı diyecek ki ben yargıya müdahale edemeyiz. Yargı bir karar vermiş. Yani öyle bir şey var. Yani yargı bağımsız ülkemizde. Bağımsız bir yargılama yapmış.
Ki bu örgütün yargıda da açtığı büyük yaralar var. Yani bunlar yargıda da temizlendiler. 5000'den fazla hakim ve savcı uzaklaştırıldı. Onların yerine gelen tecrübesiz hakim ve savcılar var. Yani çocukları hainler mi yargıladı yoksa onlardan sonra gelen tecrübesiz hakim ve savcılar mı yargıladı onu da bilemiyorum ben. Yani sizin talebiniz nedir anneler olarak, aileler olarak, bu duruma maruz kalmış gençler olarak? Duruşma istiyoruz. Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Dosyaları incelesin. Tekrar duruşma istiyoruz. Çocuklarımız savunsun kendilerini. Ve en sonunda beraat istiyoruz yani. Zaten dosyalar incelendikten sonra bunlar beraat olacak. Peki. Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Sağduyusuna güveniyorum. Adalete de güveniyorum. Ona da güveniyorum. Peki. Beraat istiyorum. Ve size teşekkür ediyorum. Yayın aldım. Estağfurullah. Necla Hanım sizden de alalım. Siz ne istiyorsunuz bir anne olarak ya da bu olaya maruz kalmış kitlenin buradaki ekrandaki bir temsilcisi olarak ne bekliyorsunuz devlet yetkililerinden? Vallahi söyleyecek o kadar çok şey var ki Mehmet Bey. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım diye bir Mehmet Akif Ersoy'un saygıyla anlıyorum cümlesi Allah var. Rahmet eylesin. Dün de onun ölüm yıldönümüydü. Şu an yani öyle bir durumdayız. Diyorlar ki işte şuraya gitmeyin biber gazı sıkarlar. İşte falancaya gitmeyin içeri alırlar. Artık yani her şeyi göz aldık. Çocuğumuzun suçu yok. Bizi içeri mi alacaklar, asacaklar mı, kesecekler mi? Yani yetkililere sesleniyoruz. Gerçekten inşallah bu yayını da diğer kanallar da görür, bir haber olur. Cumhurbaşkanımız sesimizi duyar dediğim gibi hani Güneydoğu'daki annelerin yanında diyoruz ki bugün gündemde ne var haberleri izleyelim açıyoruz. Yani gereksiz o kadar çok şey var ki bu kadar önemli bir şeyi haber etmiyorlar, bizi kimse duymuyor. Bizim oylarımızla geldiler meclise, gidiyoruz vekillerle görüşmek istiyoruz. Hele bizi bir kazandırın da yardımcı olacağız. Önce bir siz bizi kazandırın, şu an bizim kazanmaya ihtiyacımız var. Siz bizi bir kazandırın, biz de sonra sizi kazandıralım. Yani bizim oylarımızla oraya geldiniz. Kime rica ettiysek bu konuyu, yani kapılar yüzümüze kapandı. Bizi oy verin, bizi kazandırın, sonra bakacağız bu durum düzelir. Ya kazanmadan bu durumu bir düzeltin. Çocuklarımızın suçu yok. Biz beraat istiyoruz. Bu dosyanın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Yani yargısız infaz. Hakim, savcı diyorum yani nasıl bir vicdanı var, nasıl bir karar aldı, yanlış bir kararsa yetkililer yani bunu bir el atsınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten el atarsa bu işin düzeleceğine inanıyoruz yani. Emine Erdoğan'dan bir randevu talep etmek istedik. Bir anne olarak yardımsever bir insan olduğunu, duyarlı bir insan olduğunu biliyoruz. Bizi bir dinlemesini istedik, ulaşamıyoruz. Sizin sayenizde inşallah ulaşırız Mehmet Bey. Yani bu konuya bir el atılsın istiyoruz devlet yetkililerin. Peki. Ben sesimiz oldunuz. İnşallah düzelir bu durum. İnşallah. Diye. Necla Hanım, Gönül Hanım, ben her ikinize de teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Hem sizin size hem de sizinle birlikte temsil ettiğiniz kitleye de buradan Aydın'dan, stüdyolarımızdan selam gönderiyorum. İnşallah bu çocukların mağduriyeti, ben bunların hain olmadığını biliyorum. Yani hain olsalardı bu çocuk cezaevinde intiharı düşünmezdi zaten. Az önce Gönül Hanım'ın anlattığı gibi. Yani son kez şunu söylemek istiyorum. O komutanlar hani demiş ya terör saldırısı var. Gideceğiz, hazırlanın. Çocuklar direnseydi belki çekip çocuklarımızı vurabilirlerdi yani. O gün yani askerlerimiz, polislerimiz, suç olmayan çocuklarımız, çok çocuğumuz öldü yani. Bunların vebalini kim verecek? O gün direnselerdi belki çekip çocuklarımızı vuracaklardı. Kim vurduğu gidecekti çocuklarımız. Dediğim gibi yani başka bir amaçla gidilmedi havalimanına. Çocuklarımız öyle biliyor. Terör saldırısı diye gidildi. Amaç başkaymış. Evet. Yani böyle. Ya ülkemiz o gece büyük bir badire atlattı çok şükür. Hainler emellerine ulaşamadı ama böyle mağduriyetler oluştu o gecenin sonrasında. Dediğiniz gibi suçluyla suçsuz ayırt edilemedi belki. Ama şöyle bir söz var.
Eğer içeride bir masum varsa içerideki diğer suçlular da çıkarılabilir diye bir söz hatırlıyorum ben mahkum yakınlarıyla yayın yaptığım için. İçeride bir tane bile masum varsa bütün hepsi çıkarılabilir diye. Şimdi sizin konunuzun dışında siz de bu kapsamdasınız aslında ama yaklaşan seçimler öncesi bir genel af beklentisi var, genel af talebi var. Cumhuriyet'in 100. yılında bir genel af beklentisi var. Tabii bu terör suçlarını kapsamamalı. Sizin çocuklarınız biraz da terör suçuna giriyor ama yani sizin de böyle bir talebiniz var mı? Bir genel af çıkmalı mı? Yani tabii ki çıkmalı. Ama siz de şunu diyeceksiniz. Bizim çocuklarımız suçlu değil ki niye affedilsinler diye de yaklaşacağınızı biliyorum. Evet. Mahkeme olsun. Çocuklar kendilerini savunsun. Avukatlarımız girsin. İki tane avukat tuttum ben. Hem İstanbul'dan hem Ankara'dan. Yani benim maddi gücüm o kadar fazla değil. Hepimiz ama avukatımız giremiyor. Peki. Yazılı ifadeyle olmuyor. Peki. Ben her ikinize de teşekkür ediyorum. Necla Hanım, Gönül Hanım. Dediğim gibi inşallah çağrınızı, sesinizi birileri duyar. Bu konuya duyarlılık gösterir. İnşallah yargı aşaması çocuklarınızın ve sizlerin beklentisi yönünde sonuçlanır. Henüz yargı aşaması devam ettiği için ben sadece böyle bir temennide bulunmak istiyorum. Bu çocuklar bundan sonra da vatanına, milletine hizmet etmeye devam ederler. Ben yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz bizi yayınınıza aldığınız için. Estağfurullah. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bugün Güne Bakış'ta konuklarım. Mahkum anneleri, onlar mahkum annesi denmekten de üzüntü ve hicap duyuyorlar. Aslında öyle hissetmekte de haklılar. Necla Tuncer ve Gönül Öncü'ydü. Necla Hanım ve Gönül Hanım'ın hem kendi çocukları hem de onlarla birlikte aynı kaderi yaşayan diğer 52 gencimizin, sözleşmeli erin yaşadığı bir hukuk sürecini konuştuk ve bunun sonucunu konuştuk. Onlar çocuklarının masum olduklarını, hain olmadıklarını söylüyorlar. Bir yargılama aşaması olmuş. Yargılama aşamasında da çocukların dinlenmediğini, bütün kanıtların, delillerin onların o gece bir hainlik yapmadığını, aksine hainlerin oyuna geldiğini anladıklarında silahlarını teslim ettiklerini söylediler. Zaten dosyasında da böyle geçiyor konu. Hassas bir konu ama ülkede böyle maalesef 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası çok dramlar oluştu. Suçlu suçsuz ayırt etmekte zorlanıldı. Belki bu süreç hala devam ediyor. Ülkemizin Milli İstihbarat Teşkilatı, askeri, emniyeti, polisi bu yönde çalışmalarını yürütüyor. Biz takip de ediyoruz hemen hemen her gün. Bu hain örgüte karşı operasyonlar, yeni yeni soruşturmalar devam ediyor. İnşallah bu hain yapı ülkemizin tüm kademelerinden, özellikle devlet yönetimindeki, devlet kurumlarındaki hainler tamamen temizlenir. Ki bunlar temizlenmeye başladıkça, bu mücadele devam ettikçe bizim Ege kıyılarında mültecilerle birlikte, düzensiz göçmenlerle birlikte birçok hain de Yunanistan'a doğru kaçarken yakalanıyorlar. Bir insan hain olmasa, suçsuz olmasa kaçmaz. Vatanından kaçmaz. Bunlar vatansızlar. İnşallah bu masum 54 sözleşmeli erin, annelerinin, eşlerinin, çocuklarının sesini de birileri duyar. Onların bu yaşadığı haksız, kendi ifadeleriyle mağduriyetleri giderilir. Vatana, millete hizmet etmeye devam ederler. Yarın saat 13'te Güne Bakış'ta tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.